Evet, karşımızda güzel bir soru var. Bir üçgenin A, B ve C açıları aritmetik olarak artmaktaymış. Küçük a, küçük b ve küçük c, büyük A, büyük B ve büyük C açılarının karşısındaki kenarlarsa, buradaki ifadenin değerini bulmamızı istiyorlar. Evet, hadi bakalım. İşe bu üçgeni çizerek başlamak yani olanı biteni gözümüzde canlandırmak iyi olacak öyle değil mi? A, B ve C açılarımız var. A, B C ve bu açıların karşılarındaki kenarlarda büyük A'nın karşısındaki kenar küçük A, büyük B'nin karşısındaki kenar küçük B ve büyük C'nin karşısında da küçük C varmış. Soruda bir de büyük A, büyük B ve büyük C açılarının aritmetik olarak arttığı bilgisi verilmiş aritmetik olarak artmak aritmetik artış çok havalı bir ifade ama aslında kimi havalı şeyler gibi gayet basit merak etmeyin kısaca a b ve c açılarının aralarındaki farkın hep aynı olduğu anlamına geliyor. Hemen bir örnek vereyim size. Mesela 1, 2 ve 3 aritmetik olarak artmakta olan sayılardır. Her seferinde 1 artıyor öyle değil mi? Ya da 2, 4 ve 6 aritmetik olarak artıyor bunlar da. Çünkü ardışık terimler arasındaki fark hep aynı ve 2 aynı şekilde. 10, 20 ve 30 da aritmetik olarak artıyor diyebilirsiniz. Kısacası A açısıyla B açısı arasındaki farkın B açısı ile C açısı arasındaki farka eşit olduğunu söylüyorum. Anlaştık mı? Şimdi de bu bilginin bize nasıl yardımcı olabileceğini anlamaya çalışalım. Gelin buna bir bakalım. Bir A açısı var. Tamam. B açısı ise a artı bir şey olacak öyle değil mi? Bu değer 1 olabilir, 2 olabilir, 10 olabilir ne olduğunu bilmediğimiz için buraya n yazalım. Evet a artı n. Yine aynı mantıkla c açısı da b artı n olacak ve bu da b a artı n olduğu için a artı n artı n'ye yani a artı 2 n'ye eşit olacak. Bu bilgiyi ve üçgenin iç açılarının toplamının 180 derece olduğu bilgisini kullanırsak bunun, bunun ve bunun toplamının 180 derece olması gerektiği sonucuna kolayca ulaşabiliriz. Hemen yazalım. A artı, A artı, N artı, A artı, 2N eşittir 180 derece. 1, 2, 3 tane A var, 3A artı burada 1N ve burada da 2N var. O halde 3A artı 3N eşittir. 180 derece iki tarafı 3'e bölersek A artı N'yi 60 derece olarak buluruz. Peki sizce bu ne demek? A'nın ne olduğunu bilmiyoruz. N1 ise A 59 derecedir. N10 ise A 50 derece olur. Kısacası bununla A açısı hakkında çok fazla bir şey öğrenemiyoruz. Ama ekrana baktığınızda A artı N ile ilgili başka bir şey var. Görüyor musunuz? Evet. B açısının ölçüsü A artı N'ye eşit. Yani B açısı 60 derece. Soruda verilen bilgiyi kullanarak B açısının 60 derece olduğunu bulmuş olduk böylece. Birkaç deneme yaparak bir bakalım mesela 59, 60, 61 bu aritmetik bir dizidir. Yani sayılar aritmetik olarak artmaktadır ve B ortadadır. Buna ek olarak 50, 60 ve 70 de olabilir öyle değil mi? Ya da 40, 60 ve 80. Bu sayılar ne olursa olsun olsun önemli olan toplamlarının 180 derece ve ortadaki açının 60 derece olması. Şu ana kadar her şey yolunda. O halde devam edelim. Ekrandaki boş yerleri iyi kullanmam gerekiyor. Bize bir ifade vermişler. A bölü C çarpı sinüs 2C artı C bölü A çarpı sinüs 2A. Ve bunun değerini bulmamızı istiyorlar. Şunu hemen yazalım. Mavi rengi kullanayım a bölü c çarpı sinüs 2c, evet büyük c, artı c bölü a çarpı sinüs 2a, büyük a. Ne zaman buna benzer bir ifade görürseniz, mesela burada bir 2 var ve burada da bir 2 var. Böyle bir ifade gördüğünüzde yapabileceğiniz en iyi şey bildiğiniz trigonometrik özdeşlikleri hatırlamak ve içlerinde işinize yarayacak bir tanesini bulmaya çalışmak. Bu arada sorunun ilk kısmındaki bilgiyi kullanarak B açısının kaç derece olduğunu bulduğumuzu hatırlatmak istiyorum. Ama şu anda bu ifadede B olmadığı için B açısının kaç derece olduğunu bulmuş olmamızın herhangi bir önemi yokmuş gibi görünüyor. Ama bu ifadeyi içinde B olan bir hale getirmeye çalışırsak B açısı hakkında bildiklerimizi kullanabiliriz. O halde buna göre bakalım neler yapabiliyoruz. Sinüs 2A. Şunu hemen yeniden yazacağım. Bir açının iki katının sinüsünü veren formül. Ee, formülün adını unuttum. Hayır bir saniye. Yarım açı formülleriydi değil mi? Veya iki kat formülleri de deniyordu değil mi? Evet evet. Şöyle yapalım şimdi. Sinüs iki tane açı eşittir. 2 çarpı o açının sinüsü çarpı o açının kosinüsüne eşittir değil mi? 2 sinüs c çarpı kosinüs c. Evet, bu formülü herhangi bir ders kitabında bulabilirsiniz. Aynı şeyi buraya da yapalım. Sinüs 2a yerine 2 çarpı sinüs a çarpı kosinüs a yazabilirim bu formülün ispatını trigonometrik özdeşliklerden bahsederken ve daha birçok kere yaptığımızı da hatırlıyorum. Kafanıza takılan bir şey varsa o videolara geri dönüp izleyebilirsiniz. Kat sayıları da unutmayalım. Burada A bölü C, burada da C bölü A var. Az önce de söylediğim gibi şu anda sadece B açısının ölçüsünün 60 derece olduğunu biliyoruz. Onun için bu formülle oynayıp B'yi buraya dahil etmenin bir yolunu arıyoruz aslında. Burada dik olmayan bir üçgen var ve bu üçgenin kenarları ile açıları arasındaki ilişkileri düşündüğümde aklıma ilk olarak sinüs teoremi ve kosinüs teoremi geliyor. Sinüs teoremini hemen yazayım. Neydi? Sinüs A bölü A kenarı eşittir sinüs B bölü B kenarı o da eşittir sinüs C bölü C kenarıydı öyle değil mi? Kullanacağımızın bu olduğunu düşünüyorum ama tekrar amaçlı olarak gelin kosinüs teoremini de hatırlayalım. Ne olur ne olmaz bu arada kosinüs teoremi Pisagor teoreminin dik olmayan bir üçgen için düzenlenmiş daha genel bir hali. C kenarı için yazalım C kare eşittir A kare artı B kare eksi 2 a çarpı b çarpı kosinüs c. Evet bu sinüs bu da kosinüs teoremi. Şimdi de bunları kullanarak bu ifadeye b'yi dahil etmeye çalışacağım. Burada sinüs c bölü c'yi görüyorum. Burada da sinüs a bölü a olduğu için şunları şöylece bir izole edelim. Sinüs c bölü c'yi göz ardı edince geriye 2a çarpı kosinüs c kalıyor. Yazıyorum. 2a çarpı kosinüs c çarpı sinüs c bölü c. Beyaz yazayım sinüs c bölü c yani bu ve bu aynı şeyi burada da yapalım artı sinüs a bölü a'yı ayırmak istediğim için şunları hayır şunu ve şunu ayırmaya çalışıyorum artı 2c çarpı kosinüs a çarpı sinüs büyük a bölü küçük a evet sinüs büyük a bölü a Acaba bu işimize yarayacak mı? Sinüs teoremine bir göz attığımızda sinüs c bölü c ve sinüs a bölü a var ve ikisi de sinüs b bölü b'ye eşit. Biraz ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum artık çünkü değerini bildiğimiz b açısını buradaki ifadeye dahil etmenin bir yolunu bulduk. O halde bunun yerine hemen sinüs büyük B bölü küçük B. Bunun yerine de sinüs B bölü B yazabilirim. Başlarındaki terimleri de yazalım. 2A çarpı kosinüs C ve buraya da 2C çarpı Kosinüs A. Bunu sinüs büyük B bölü küçük B parantezine alabiliriz öyle değil mi? 2A çarpı, bu arada bir sonraki adımın ne olacağını da buldum evet. 2A çarpı kosinüs C artı, aralarda boşluk bıraktığıma dikkatinizi çekerim, artı 2C çarpı kosinüs A ve tüm bunu da sinüs büyük B bölü B ile çarpacağız. B'nin 60 derece olduğunu bildiğimiz için az sonra bunun değerini de yerine yazacağım ama şimdilik bu şekilde bırakıyorum. Çünkü şimdi de B'yi parantezin içine bir şekilde dahil etmenin bir yolunu aramam lazım. Burada 2a çarpı kosinüs c ve 2c çarpı kosinüs a var. Bu terimlerin kosinüs teoreminin şu kısmını andırdıklarını siz de görüyorsunuz değil mi? Bunun için kosinüs teoreminin buradaki kısmını yalnız bırakmaya çalışacağım. İki tarafa da 2ab çarpı kosinüs c eklersem 2ab çarpı kosinüs c artı c kare eşittir a kare artı b kareyi elde ederim. Öyle değil mi? İki taraftan bir de c kare çıkaralım. 2ab kosinüs c eşittir a kare artı b kare eksi c kare olur. Buradaki ifade ve bu birbirlerine çok benziyorlar öyle değil mi? Aynı şekilde bu ve bu da ve şimdi bunu birazcık düzenleyecek olursak aslında düzenleme demeyeyim sadece harfleri değiştiriyorum. 2 b çarpı kosinüs A. A yerine C, C yerine de A yazdığımı siz de gördünüz değil mi? Eşittir C kare artı B kare eksi A kare. Bu arada bunun c kenarı için özel olarak yazılmış bir düzenleme olduğunu düşünmeyin. Aynı şeyi bütün kenarlar için yapabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken burada büyük c olduğunda a ve b öne gelecek ve eşitliğin diğer tarafında a kare artı b kare eksi c kare olacak. A olduğunda da önce c ve b gelecek, diğer tarafta da a kare çıkaracağız. Anlaştık mı? Elde ettiğimiz bu ifadenin faydalı olmasının sebebi eğer bunu b ile çarparsak bunun aynısını elde edecek olmamız. Bunu b ile çarptığımızda bunu da b ile çarptığımızda tabi bir ifadeyi öyle kafamıza göre herhangi bir sayıyla çarpamayız. Çarparsak değeri değişir. Kısacası parantezi b ile çarptığımız için bunu bir de b'ye bölmemiz gerekecek demek istiyorum. Evet buraya çarpı b b kare değil yazdığımda evet B'ye bölmüş oluyoruz. B ile çarpıp B'ye böldük. Şunu da B kare yapalım. Devam ediyorum. Buradaki ifade artık bunun aynısı. Yani bunun yerine a kare artı b kare eksi c kare yazabilirim. Buradaki de bunun aynısı olduğu için bunun yerine de c kare artı b kare eksi a kare yazıyorum. Evet, kosinüs teoremi İşe yaradı. Artı c kare artı b kare eksi a kare çarpı sinüs büyük b bölü b kare a kare ve eksi a kare olduğu için biraz sadeleştirme de yapabileceğiz. a kare eksi a kare birbirini götürdü. Eksi c kare ve c kare de geriye 2 b kare kaldı. Çarpı sinüs büyük b bölü b kare. b karelerde birbirini götürdüğünde elimizde 2 tane sinüs büyük b kalıyor. Ve b'nin 60 derece olduğunu bildiğimiz için de işimiz artık gayet kolay eşittir 2 çarpı sinüs 60 derece 60 derecenin sinüsünün ne olduğunu ezbere bilmiyorsanız hemen bir 30 60 90 üçgeni çizin 90 derecelik açıyı buraya koyalım. Burası 60. Hipotenüsün uzunluğu 1 olsun. Burası da 30 derece ise 30 derecenin karşısındaki kenarın uzunluğu 1 bölü 2. 60 derecenin karşısındaki kenarın uzunluğu da kök 3 bölü 2. Kafanız karıştıysa Pisagor teoremini kullanarak bunları kendiniz de bulabilirsiniz. Sinüs karşı bölü hipotenüs olduğu için kök 3 bölü 2 bölü 1'den kök 3 bölü 2 elde ederiz. Sonra geldik 2 çarpı sinüs 60 yani kök 3 bölü 2. Iki. İkiler birbirini götürünce geriye kare kök 3 kaldı. İşte cevap. Bu kadar karmaşık ve zor görünen bir sorunun ne kadar da kısa ve net bir cevabı varmış öyle değil mi? Birkaç trigonometrik özdeşlik ve zekamızı kullanarak birçok kişiye çok zor görünebilecek olan bu soruyu kolaylıkla çözdük. Harikayız.